Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta Saber efektinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Herkese iyi seyirler. Yapmamız gereken ilk adım, açıklamada vereceğim Saber pluginini yüklemek ve kurmak. Videoyu durdurup Saber pluginini kurduysanız o zaman yapmaya başlayalım. Ve yapacağımız sahneyi yıldız tuşuyla işaretliyoruz. Aradan. Videonun sesini kapatacağım. Ben efekti vereceğim yeri seçtim. Tam burayla buranın arasına Saber efektini vereceğim. Layer'ımıza tıklıyoruz. Sonra G tuşuna tıklayıp operatör silahımızın veyahut elinizde ne silah varsa onun etrafını çizmeye başlıyoruz. İşimiz bitti. Şimdi bu yapacağımız yerleri bir keselim. Buradan tracker seçiyoruz. Tracker sizde yoksa bu window bölümünden açabilirsiniz. Burada. Ve buradaki play butonuna bir kere tıklıyoruz. Şimdi bu videonun her karesini ayrı bir keyframe'e dönüştürdü. Buradan hatalı olanları birleştiriyoruz. Buna tıklıyoruz düzeltmek için. Buraya tıklıyoruz. V'ye tıklayıp boş bir yere tıklıyoruz. Ve buradaki karelerden düzeltmeye başlıyoruz. Bu efekti yapmak bayağı uğraştırıcı oluyor ama sonunda çok güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. Ben şimdilik bu kadarını ayarladım. Siz hepsini o şekilde yapabilirsiniz. Geriye kalan kısmı buradan seçip siliyorum. Yani ben sadece bu kadarını yaptım. Siz bütün videoyu yaparak daha kaliteli işler çıkarabilirsiniz. Ben sadece göstermek amaçlı böyle yapıyorum. Şimdiki adımımız bunu kopyalayıp buraya yapıştırmak. Kopyalayıp yapıştırdıktan sonra bu layer'ın içine giriyoruz. Maskeye tıklayıp backspace tuşuna basıyoruz ve maskemiz burada siliniyor. Bu video ile bunun yerini değiştiriyoruz. Şimdi kurduğumuz saber efektimizi üstteki layer'a atıyoruz maskeli olana. Sonra buradan ayarlamalarımızı yapıyoruz. Enable mask seçiyoruz. Render settings açıp buradan transparent yapıyoruz. Customize core'u açıyoruz ve saber'ı layer mask yapıyoruz ve gördüğünüz gibi burayı takip eden bir saber efekti oluyor ama daha bitmedi. Bu efekte buradan preset verip çok çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Videonuza göre olan ayarlamalarınızı seçiyorsunuz. Hepsini deneyin. Hangisi videonuza hoş gidiyorsa onu yapın. İzleyelim o zaman. Ben hepsini bitirmediğim için üstteki yeri yaptığım yere kadar kesiyorum. Kesebilir ya da böyle kısaltabilirsiniz. Şimdi yaptığımız efekti görelim. Gördüğünüz gibi silahın etrafından geçen bir ateş efekti yapmış bulunmaktayız şu anda. Siz kendi videonuza göre daha uzun bir şekilde yaparsanız bunu çok güzel gözükecek bir efekt yapabilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ne tarz video çekmemi istiyorsanız bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.